Günaydın. Günaydın. Deniz, ne yapıyorsun ya? Oturup adam gibi yemek yesene. Yok yok. Öğüne kadar bir şey yemem lazım. Karnım şişiyor. Yeter bu kadar. İyi görünmem lazım. Ya saçmalama. Olur mu öyle şey? Çocuğun karşısında bayılacaksın açlıktan. Ye otur doğru düzgün. Nerede o günden? Ben düşsem bayılsam kucağına. Ah, ne çok istiyorum bir bilsem. Canım, ne haber? Görmemişim seni ben ya. Yeni biriyle tanıştı da bu aralar. Biraz heyecanlı. Benim hazırlanmam lazım. Hadi kaçtım. Hadi hoşça kal. Hangi birinizle uğraşacağım ki ben ya? Ne dedin canım? Çay koyayım mı? Yok, yok. İçtim ben sağ ol. Doyduysan sen. Hadi gidelim okula biz. Trafiğe kalmayalım ha? Tabii, tabii gidelim. Yeni bir tip. Daha önce hiç görmemiştim. Yanındakini tanıyorum ama. Neymiş derdi? Ya işte arkadaşıyla arabasına iddiaya girdi. 10-15 güne kalmaz. Ben o iki kızla ayarlarım dedi. Allah Allah. Nasıl yapacakmış bunu? Nasılını bilmem ama herif çok iddialıydı. İşin ucunda koca araba var. Ay çakal seni. Ben sana göstermez miyim şimdi iddiayı falan? Neymiş öyle genç kızların hisleriyle oynamak? Hadi bakalım. Ay. Narin! Aşık oldum, aşık oldum. Ay kızım, çocuk çok tatlı. Çok yakışıklı, çok güzel, çok entelektüel be. O da sana karşı boş değildir herhalde. Bilmiyorum ama yani. Kızım çocuk iş adamı iş. O kadar yoğun ki. Bir sonraki randevu için sekreterini arayıp gün istedi. Bana bak. Hı? Deniz bu evli mevli olmasın. Böyle bir adamı boş bırakmazlar bu zamanda. Ay yok be. Daha küçük yani, askere bile gitmemiş. 26-27 yaşında falan. Ne alakası var? Bırak şimdi kayıyı. Söyle bakayım. Nazmi ne oldu? Açıldı mı çocuk sana? Ay yok ya. Vallahi çok utanıyor benden. Çok utangaç. Böyle bir laf söyleyince kıpkırmızı oluyor bütün yüzü. Anlamadım yani. Eyvah. İşim var kızım senin. Ama tabii yani ben de böyle ite kaka biraz zorladım. En sonunda kendimi hafta sonu sinemaya davet ettirdim. Bana bak. Şey yapmadın değil mi çocuğu? Ağlatmadın. Kabul ettin değil mi hemen? Yok. Öyle hemen olmaz canım. Kolay kız gibi görünmeyeyim diye. Düşüneceğim dedim. Düşüneceğim yani. Yok sıkıcı. Öyle. Sıkıcı. Sıkıcı. Kaya. Çok yakışıklı. Ay delirdin. Sen gelmiş miydin daha önce buraya? Hayır. Hayır da neden buraya geldik ki? Bak ne diyeceğim. Benim karnım çok aç. Bir yerde yemek yesek. Bak buranın yemekleri çok güzeldir. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Burada yeriz. Buradan da dansa geçeriz. Ha? Alo. Şimdi geldi. Hı-hı. Deniz Hanım'la birlikte. Tamam. Sen şimdi oyala onları, tamam mı? Lan oğlum oyala işte bir şekilde. Tamam. Hadi kapattım. Merhaba Nerin Hanım. Buyurun. Ay Rıfat çok sağ ol vallahi ya. Çok makbule geçti. Öyle yorgunum ki. Ya şey yok mu bu sizin yeni eleman? Neydi adı? Ha Nazmi. Yok ya gelmedi bugün. Hastalanmış, şefi aramış gelmeyeceğim diye. Bütün işler bana kaldı vallahi billahi. Masalarda bir de yoğun mu sana, kalabalık mı? Of. Ayaklarım koptu. Ha şey bu arada Deniz Hanım aradı. Dedi ki kafeye gelin dedi. Beni de alın öyle gidelim eve dedi. Onun randevusu vardı bu akşam. İptal mi oldu acaba? Herhalde iptal oldu. Bilmiyorum ben de. İyi tamam ne yapalım madem hadi. Hayran. Of.
Ulan Rıfat, ulan Rıfat. Aa, ne oluyor? Deniz'in telefonundan sonra geldi adam herhalde. Neyse, o bırakır artık Deniz evine. Sevdin mi? Harika. Çok sevdim. Güzelmiş. Ah. Nazmi. Nazmi'cim, Deniz'le tanışmışsın, ne kadar güzel. Çok sevindim gerçekten. Narin, saçmalama be. Kaya o, ben tanıştırayım. Narin Kaya. Ya aşk olsun sana ya. Yani Şef Deniz'in abisin, hastayım diye işe de gelmedin. Bıraktın gittin beni. Öldüm bütün gün yorgunluktan. İşler üstüme kaldı. İnsan yani daha ilk günden. Maşallah çok da güzel giyinmişsin. Nereden buldun bu kadar parayı? Bak ilk günden çarçur etme paranı Narin, böyle bak, Nazmi'cim. Açıklayabilirim, tamam mı? Şimdi ben... Deniz'cim. Arkadaş hani işe girmişti garson olarak yeni. Canım ben bir hesabı alabilir miyim? Değil mi? Ha, sinemaya davet etmişti beni. Sen eşşoğun meşek. İddialı et sen. Yok. Ne biçim oyun bu? Aa, sen kimle ne oynuyorsun gerizekalı? Yeter. Ha? Ne oluyor hemen? Zekalı. Manyak. Bırak, değmez, bırak. Bunu bir sinirimi ha. Bırak gel, bırak gitsin. Manyak. Aa. Görüyor musun bak? Zevklerimiz de uyumluymuş. İşte ama hoş çocuk da. Allah boş zamanında yaratmış yani, hoştu. Ya çok istedim. İnan bana, gerçekten bu sefer çok istedim. Fırat'ın hayalinden kurtulurum diye düşündüm. Elimden geleni yaptım. Tamam olacaktı ya, vallahi. Yok ya. Bizim kaderimiz bu yani. Biz hayaletlerle yaşayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar böyle gidecek herhalde. Kurtulamayacak mıyız ya hiç? Ya sen beni niye tuttun ki? Ya alamadım hırsımı çocuktan ben. Ama o benim karşıma çıkar bir gün. Çıkar bak ben ona neler yapıyorum. Niye tuttun beni ya? Böyle ağzını burnunu bir kıracaktım onun ben. Ya hadi kalk gidelim, toparlan Allah aşkına. Rezil olduk, reklam olduk herkese zaten. Bir bu eksikti ya başımıza. Ya bizi buluyor, bir anlamadım ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.